İnşallah yarın seçime gidiyoruz. Dilerdik. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, merhaba. Alana sığmayınca böyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki bu siyasi bir rekabet, kavga etmiyoruz, tatlı bir rekabet altında olması gerekir diye bir demeç vermiştim. Ama bir gün bile geçmeden akşam vakti maalesef Millet İttifakı'na karşı aynı sözleri söyledi. Bunun size niye böyle gidiyor? Arkadaşlar hiç yuha gerek yok. Bakın, çirkin, biraz sonra anlatacağım. Çirkin siyasetten şikayetçiyiz. Hiç yuha falan gerek yok. Şunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz günde 3-4 tane Türkiye'nin her yerine mitinge gittik. Cumartesi günü bugün Çankırı'yı koymuştuk. Fakat Çorum'a gidince Çankırı'yı da aynı gün yapmaya karar verince cumartesi boşa çıktı. Ben de içim kalmıştı. Cumartesi günü de Polatlı'da yapalım diye. Evet. Ancak başvuru geç yapıldı gerekçesiyle İktidar Partisi dilekçe vermiş, biz Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik yapacağız diye. Şu anda orada 60 kişiyle miting yapıyorlar. 60 kişiyle. Siyasi nezaket gereği, eğer bu imkanı bize tanısalardı, ilçe başkanımız 5-6 defa görüşmesine rağmen kabul edilmemiş ve sizi bu şekilde buraya sıkıştırmış olduk. Ama inşallah seçimden sonra Cumhuriyet Meydanı bizim. Orada gelip hep beraber büyük bir miting yapacağız. Allah nasip ederse o zaman tabii sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, sizlerin oyları ve Allah'ın izniyle inşallah Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak buraya geleceğiz. Ve artık Türkiye'deki bu nefret siyasetini, kötü dili ortadan kaldıracağız. Hatırlarsanız Ankara seçimlerini kazandığımız akşam şöyle söylemiştik. Artık rozetimizi çıkarıyoruz. Ankara'nın tümünün başkanı oluyoruz. Ve şunu söylemiştik. Biz bugün zafer falan kazanmadık. Çünkü zafer kazanmış olmanız için karşınızda düşman olması gerekir. Zaferle düşman birbirini tamamlayan kelimelerdir. Asla biz karşımızda düşman görmediğimiz için bunu bir zafer olarak kabul etmiyoruz. Sadece ve sadece 5 yıldır göreve almış bir memur olarak kendimizi görüyoruz demiştik. Yine aynısı. Sonuç itibariyle Allah herkese akıl fikir vermiş. Herkesi ayrı ayrı yaratmış. Dolayısıyla insanların farklı düşünmesi, farklı tercih etmesi kadar normal bir şey yok. Saygı duymak zorundayız. Bugüne kadar Millet İttifakı'nın ne bir genel başkanı, ne bir sözcüsünün, Cumhur İttifakı'nın mensupları, paydaşları ya da ona oy verenlerle ilgili tek kelime söz ettiğini ben duymadım. Ama seçime başladığımızdan beri illet, zillet, Allahsız, kitapsız, daha aklınıza gelen ne kadar hakaret varsa işitiyoruz. O da yetmedi. Şimdi artık aynı Ankara'da nasıl anketlerde öne geçemeyince Mansur Yavaş seçilince PKK'lılar sayaç okuyacak diye, AKP'liler fatura götürecek diye yalan söyledilerse, şimdi de aynı şekilde belli ki %53-54'e %45 şeklinde inşallah Millet İttifakı lehine bitecek. Siz bir yandan dağlarda 85 tane terörist kaldı, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz derken bu kadar 30-35 milyon insanı terörle işbirliğiyle suçlayacaksınız. Bu hak değil, adalet değil. Bu insanları birbirine kırdırmaya,
Bu insanlar birbirine düşman etmeye hiç gerek yok. Bunlar sadece siyaseten Ankara seçiminde yaptıkları gibi, hatta İstanbul'da hatırlarsanız Ekrem Bey'in seçimini elinden aldıktan sonra 33 askerimizin şehit edilmesi emrini veren planlayıcısı Osman Öcalan'ı televizyona çıkarıp Binali Yıldırım için oy istediler. O yetmedi. İmralı'dan mektup getirip okuttular. Doğru mu? Peki halk ne yaptı? Bu milli irade gaspını tam 806 bin oyla sandığın dibine çaktı. Demek ki bu karalama siyasetiyle bir yere varılmıyor. Çünkü 14'ünden sonra seçim olacak, insanlar tercihini koyacak ve herkes işine gücüne dönecek, başka şeylerle uğraşacak. Biliyorsunuz son günlerde ikide bir gizli kaset, sahte videolardan bahsediliyor. Şu anda yine Ankara'nın birçok yerinde açılım döneminde kendi kabahatleri yüzünden şehit olanların fotoğrafını koyup şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Neden? Konuşulmasını istemiyorlar gerçeklerin. Memleketin durumunun konuşulmasını istemiyorlar. İHA'lar, SİHA'ları sanki babaların malları gibi ortaya çıkarıp bunları siyasete alet ediyorlar. Hem silahlı kuvvetleri siyasete alet ediyor, hem camileri siyasete alet ediyorlar. Maalesef okulları da siyasete alet ediyorlar. Başka bir şey konuşulmasın diyorlar. Türkiye'deki mülteci krizi, mülteci sorunu konuşulmasını istiyorlar. Uyuşturucu kullanım sayısı 10 yaşına düşmüş. Bunların kullanılmasını istemiyorlar. Ama bunları yapanlar şu anda 2019'da belediye seçiminde olduğu gibi 25 yıldır Ankara'yı yönetirken bir oğluna televizyon, bir oğluna futbol takımı alıp devlet, Ankara Büyükşehir'in vatandaştan topladığı 14 milyarı Anka Park gibi ucube bir projeye gömen, sadece şu kapılara bile 350 milyon, 250 milyon lira civarında para veren ve dolayısıyla Ankara halkının parasını sağa sola çarçur eden, 25 yıl önce hiçbir işi yokken şu anda Türkiye'nin en zengin iş adamları arasına soktukları müteahhitlerin bulunduğu bir ortamda bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Türkiye'de de aynı, onun için her türlü iftiraya atıyorlar. Türkiye'de de şu anda birçoğunun biliyorsunuz artık bir lokma bir hırka diye geldiler. Biz size cenneti yaşatacağız. Bizim dünya malıyla işimiz yok. Biz halkımızı zengin edeceğiz derken şimdi iş değişti. Maşallah oturdukları evler, arabalar hepsi değişti. Vatandaşa da diyorlar ki şükredin, bunu da bulamayan var diyorlar. Oysa siz bizi zenginlikte eşit yapacaktınız. Ve bize cenneti maad ederken şu anda gerçekten cehennemi yaşatıyorsunuz bu insanlara. Talepte bulunanları azarlıyorsunuz. Sürekli olarak gençler, kadınlar, onların iradesi dışında bir şey söylediğin zaman çok ağır hakaretlere uğruyor. Halbuki ben bir belediye başkanıyım. Bir belediye başkanı olarak vatandaş elbette birçok şeyden şikayet edecek. Niye bundan şikayet ediyorsun diye benim hakaret etme hakkım var mı? Yoksa o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yok, başka hiçbir yöneticinin bu şekilde vatandaşı kızmaya, bağırmaya, azarlamaya hakkı yoktur. Özellikle gençler artık o kadar çok torpil ve liyakat söz konusu oldu ki annesinin babasından, gırtlağından keserek okuttuğu o çocuklar daha okurken ümitlerini kesiyorlar. Çünkü aynı sınıfta okuyanlardan kimin hemen işe başlayacağı belli, öyle mi? Evet. Ve umutları kalmadı, hayalleri kalmadı, hayallerini yıktılar bu gençler.